Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuvvet ve hareket ünitesinin ikinci kısmını birlikte işleyeceğiz. Hemen içeriğimize bir göz atalım hızlı bir şekilde. Bugün neler göreceğiz? Bugün kuvvet kavramını göreceğiz. Kuvvet kavramının hemen ardından temas gerektiren kuvvetleri, temas gerektirmeyen kuvvetleri, bileşke kuvvet ve dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri göreceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Daha çok böyle tanım ağırlıklı bir konu. Çünkü bunun detayını 11. sınıfta eğer sayısalı seçerseniz o zaman göreceksiniz. Şimdilik sadece tanımlar üzerinden gideceğiz. Hemen ödevlendirmemizi yapalım, hatırlatalım. Konu anlatımlı soru bankamızdan kuvvet kavramı neredeymiş? bir? Hemen bakıyorum şuradan. Hmm, hareket, kuvvet kavramı 90. sayfadan başlıyor. 112. sayfaya kadar devam ediyor sevgili arkadaşlar. 90. sayfa işte burada kuvvet kavramı başlıyor kuvvet kavramı ile ilgili öncesinde kısa bir özetimiz var. Sonrasında da bu kısımla alakalı çözebileceğiniz sorular var. Takıldığın soru mu oldu? Tat zemen yanında. Karikodu okutuyorsun ve videoda çözüme ulaşıyorsun. Buradan başlıyor arkadaşlar. Ta 112. sayfaya kadar devam ediyor. Hatta 113. sayfada 8 numaralı sorumuz var. Hareket ve kuvvet kavramının ilk kısmı ile alakalı sorular da burada karma olarak karşınıza çıkıyor. Sonrasında da Enerji ünitesine geçeceğiz ama o bir sonraki videomuzda. Bir de arkadaşlar bu sorular bize yetmez hocam diyenleri duyuyoruz. Bu sorular yetmiyorsa o zaman ne var yanımızda? Dinamo soru bankamız var arkadaşlar. Burada daha fazla soruya ulaşabilirsiniz. Kuvvet kavramı nerede başlıyormuş? Ona da bakalım. Kuvvet kavramımız sevgili arkadaşlar 103. sayfadan başlıyormuş sevgili arkadaşlar 103. sayfadan. Hemen açıyorum orayı 103. sayfayı bir de bulursam hızlı bir şekilde Aynen bulduk. Kuvvet kavramı öncesinde yine bir tane çözümlü örneğimiz var. Bu çözümlü örnekten yola çıkarak çözebileceğiniz dört adet sorumuz mevcut. Çözemedin sıkıntı yok. Burada da tats yanında kare kodu okutuyorsun ve sorunun videolu çözümüne ulaşıyorsun. Bu da nereye kadar devam ediyor? Şöyle bir bakalım kuvvet kavramı ta ki enerji ünitesinin başladığı 129. sayfaya kadar arkadaşlar sorumlusunuz. Bir sonraki derse kadar lütfen bunları çözünüz. Evet hız kaybetmeden Hemen dersimize geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Neymiş kuvvet kavramı? Cisimlerin bir şeylerini bir şey yapıyormuş bu. Üç tane özelliği varmış burada. Cisimlerin arkadaşlar şeklini değiştirebilir bir kuvvet uygulayarak. Kuvvet uygulanarak daha doğrusu. Şeklini değiştirebiliyoruz. İşte bir oyun hamuru olabilir. E, ya da böyle daha yumuşak metaller olabilir. Çekiçle böyle kılıç döverken işte e, kılıç kılıca uygulanan ya da ne diyelim. Ee, kılıç yaparken işte ustanın o demiri dövmesinde kuvvet uygulayarak demirin şeklini değiştirmesi ona şekil vermesi kuvvetin bir etkisidir. Başka neyini değiştirebilir? Hareket doğrultusunu değiştirebilir arkadaşlar. Hareket şöyle doğrultusunu diye Kısaltayım. Hareket doğrultularını değiştirebilir. 12. sınıfa geçtiğimizde çembersel harekette bunu daha çok göreceğiz. Ve son olarak arkadaşlar bir de yönünü değiştirebilir yani kuvveti uygulayarak cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu veya yönünü değiştirebiliyormuşuz. Durgun bir cismi harekete geçirebiliyormuşuz. Hareketli bir cismi de durdurabiliyormuşuz. Biz bu tip etkilere kuvvet adını veriyormuşuz sevgili arkadaşlar. Vektörel bir nicelik olan kuvvet SI birim sisteminde de Newton ile gösteriliyor ve F'nin üzerinde bir şapkası var. Ok işaretiyle temsil ediyoruz. Bütün vektörel işlemlerimizde, bütün vektörel büyüklüklerimizde bu vektör işaretini koymayı unutmuyoruz. Tabi ee, harici durumlar da vardı. Mesela bize vektörün büyüklüğünü sorabilir. Vektörün büyüklüğünü sorarsa bu şapkayı koymadan da yapabiliriz. Peki kuvvet ne olarak ayrılır? Kaça ayrılır? Onlardan bahsetmemiz lazım. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz arkadaşlar kuvvetlerimizi. Temas gerektirmeyen kuvvetlere e, doğal kuvvetler, doğada bulunan temas gerektirmeyen kuvvetler arkadaşlar e, doğal kuvvetler veya temel kuvvetler diye de karşılaşabilirsiniz kitaplarınızda. Hemen geçtik temas gerektiren kuvvetlerimiz nelermiş önce bunlara bir bakalım. Temas gerektiren kuvvetlerin tabi hepsini yazamadık buraya ama belli başlı birkaç tanesini yazdık. Neymiş temas gerektiren kuvvet? Kuvvet ile uygulandığı nesne arasında fiziksel Temas olacakmış yani dokunacakmış birbirine. Örnekleri neler? İtme kuvveti olur, çekme kuvveti olur. Burada olduğu gibi mesela bu çocuklar halat çekme oyunu oynuyor. İkisinin de uyguladığı kuvvet çekme kuvveti. Efendim burada bir yay olsaydı yayda bir gerilme kuvveti olacaktı. Veya paraşütle atlayan birinin paraşütüne etki eden hava direnci kuvveti veya hava sürtünme kuvveti yine temas gerektiriyor. Hocam havayı görmüyoruz ama arkadaşlar görmediğimiz onun temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğu anlamına gelmiyor. Hava molekülleri temas halinde. Bu yüzden hava direnci de temas gerektiren kuvvetler sınıfına giriyor. Sonrasında kaldırma kuvveti var. Daha detaylı bilgiyi 10. sınıfta göreceğiz. İşte bir geminin suda batmadan yüzebilmesi durumlarından veya işte askıda kalma durumlarından batma durumlarından filan. 10. sınıf geldiği zaman göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz bunu. Ve son olarak bir de sürtünme kuvveti demişiz buraya. İşte en temel temas gerektiren kuvvetlerin başında gelir sürtünme kuvveti olmasa hayat durma noktasına gelirdi Çünkü hiçbir şey duramazdı saçma bir cümle gibi gelebilir hmm. saçma bir cümle gibi gelebilir sizlere ama arkadaşlar sürtünme kuvveti olmasaydı eğer harekete geçmemiz imkansız olurdu Eğer bir şekilde harekete geçseydik de bu sefer durmamız imkansız olurdu temas gerektiren kuvvetlerin Belki de en önemlisi sürtünme kuvveti diyoruz sürtünme kuvvetinden sonra arkadaşlar bir de temas gerektirmeyen kuvvetlerimiz var ki bunlara ne diyorduk temel kuvvetler. Temas gerektirmeyen kuvvetlere temel kuvvetler adı da veriliyordu arkadaşlar. Neymiş bu sefer de? Az önce temas gerekiyordu. Bu sefer Temas gerektirmiyor arkadaşlar. Neymiş? Kuvvet ile uygulandığı nesne arasında fiziksel temas olmayan kuvvetlerdir. Temel kuvvetler olarak adlandırılan bu kuvvetler 4 gruba ayrılır. 4 grupta topluyoruz. Burada arkadaşlar aşağıdaki sıralama bunların büyüklük sıralaması. Bazı soru bankalarında falan büyüklük sıralaması karşınıza gelebilir sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar? Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Baş harflerinden G, E, Z, K diye kodlayabilirsiniz. Ee, orada bir kelime de kullanıyorlar da ben onu pek tercih etmiyorum. G, E, Z, K anlamışsınızdır. Güçlü nükleer, elektromanyetik, zayıf nükleer ve kütle çekim kuvveti olmak üzere dört tane temas gerektirmeyen temel kuvvetimiz var. Şimdi hızlı bir şekilde bunların nerelerde etkili olduklarını, menzillerinin ne olduğunu bir görelim. Güçlü nükleer kuvvetler Atom çekirdeğindeki pozitif yüklü proton ve nötronların bir arada durmasını sağlayan en şiddetli kuvvettir. Ancak menzili atom çekirdeği boyutundadır. Atomda çekirdeği arkadaşlar yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 15 metre. Yani bunun menzili yaklaşık olarak şöyle yapalım. Yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 15 metre olmak durumunda. Burada şöyle de bir küçük hatamız olmuş. Hemen düzeltelim. 2 bölü 3. 2 bölü 3 şeklinde olacak. Sol taraftaki bir protonun görseli sağ taraftaki ise bir nötronun görseli arkadaşlar. Bu artı bir birimlik yüke sahip artı bir birimlik yüke sahip. Bu ise sıfır birimlik yüke sahip. Ee, peki bunlar atomun çekirdeğinde bir arada nasıl duruyorlar? Daha önceden ilk öğretim sıralarında öğrenmiş olduğunuz bir bilgi var. Dersiniz ki aynı cinsükler birbirini iter, zıt cinsükler birbirini çeker. Hadi hidrojeni geçtim. Helyumda iki tane proton var. iki tane artı yüklü cisim. 10 üzeri eksi 15 metrelik bir yerde. Nasıl oluyor da bir arada durabiliyorlar diye sorduğunuz zaman işte cevap güçlülükler Kuvvetler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar öyle ki aynı yüklü cisimlerin birbirini itmesini engelliyor yani onu dengeliyor bir nevi bu yüzden de doğadaki en güçlü temel kuvvet güçlülükler kuvvettir diyoruz sevgili arkadaşlar ikinci sırada yer alan kuvvetimiz ise elektromanyetik kuvvetler bunlar da elektrik yükleri arasındaki etkileşimleriyle manyetik ve e, şey manyetik alan kaynaklarının etkileşiminden sorumlu olan kuvvetlermiş. Yani işte pozitif bir yükün negatif bir yükü kendisine doğru çekmesi ya da aynı yüklü cisimlerin birbirini itmesi. Mıknatıslarda işte N kutbunun S kutbunu çekmesi veya işte N kutbunun N kutbunu itmesi gibi durumlarda sorumlu olan kuvvetimiz kimmiş? Elektromanyetik kuvvetler imiş. Ve bu elektromanyetik kuvvetler arkadaşlar dediğimiz gibi şiddet olarak ikinci sırada yer alıyorlar. Ama buna, buna karşın menzilleri sonsuz. Yani bunlar sonsuz uzaklıktan bile etki edebiliyor, varsayılıyor. Tabi etkisi ufalıyor giderek. Ters kare kuvvet yasası dediğimiz bir durum var. Bu yine ileride karşınıza çıkacak bir konudur. Ters kare kuvvet yasasından dolayı bu kuvvetin menzili sonsuz ama o oldukça küçülüyor. Uzaklaştıkça küçülüyor. Yani şu anda burada bulunan bir... Pozitif yüklü cismin işte ne bileyim Asya'da ya da Amerika'da bulunan bir pozitif yüklü cismi itmesi gibi bir durum matematiksel olarak hesaplanır ancak değeri oldukça küçük çıkar ee, küçük çıkmasından biz pek e, şey yapmıyoruz ilgilenmiyoruz burada sadece menzilenin sonsuz olduğunu bilmemiz gerekiyor geçtik üçüncü sıradaki kuvvetimiz şiddet olarak üçüncü sıradaki kuvvetimiz zayıf nükleer kuvvetler ve kararsız çekirdeklerin bozulmasında etkili olan kuvvettir bunlar da elektromanyetik kuvvetlerden daha zayıf olan bu kuvvetin menzili atom boyutlarındadır. Yani bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 10 üzeri eksi 12 metre civarında atom boyutları olduğu için. Güçlü nükleer kuvvetler 10 üzeri eksi 15 metre civarındaydı. Bu ise yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 12 metre civarında ve bir radyoaktif tepkimeden sorumlu olan kuvvettir diyoruz. Kime? Zayıf nükleer kuvvetlere. Ve dördüncü temel kuvvetimiz doğadaki en zayıf temel kuvvetimiz en zayıf olduğuna bakmayın arkadaşlar gücü oldukça az olmasına rağmen evrenin bugünkü şeklini almasında etkili olan pek yegane kuvvettir diyebiliriz. Neymiş bir de tanımına bakalım temel kuvvetler arasında en zayıf olan kuvvettir sadece çekme özelliği gösteriyor bakın sadece çekme özelliği gösteriyor. Elektromanyetik kuvvetlerde bu yoktu mesela. Hem itme hem de çekme şeklinde kendini gösterebiliyor. Ama burada sadece çekme şeklinde kendini gösteriyor bu kuvvet. Evrenin bugünkü şeklini almasına sebep olmuştur ve menzili arkadaşlar bunun da yine elektromanyetik kuvvetlerde olduğu gibi sonsuzdur. İşte ayın yörüngede durması veya işte dünyanın güneş etrafında dönmesinden de yine sorumlu olan kuvvetimiz bu kütle çekim kuvveti diye de geçiyor. Gravitasyonel çekim kuvveti diye de kaynaklarda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Maddenin kütlesinden kaynaklanan çekme kuvveti diyoruz. Çekme diyoruz aman. İtme şeklinde değil yani. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Hangileri temas gerektiriyor, hangileri temas gerektirmiyor diye soruyor. Demiş ki sorumuz aşağıda verilen olaylarda etkili olan kuvvetleri temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olarak sınıflandırınız. Yani neye bakacakmışız? Hangilerinde temas var, hangilerinde temas yok. Trampland'den sıçrayan yüzücünün havuza doğru çekilmesi Havuza doğru gelecek bu adam. Nasıl gelecek? Yer çekimi kuvvetinin etkisi altına gelecek. E yer çekimi de temel kuvvetlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla temas gerektirmeyen kuvvet diyoruz arkadaşlar bunun için. İkincisi uçurtmaların uçmasını sağlayan kuvvet. Bu aynı paraşütlünün atlaması gibi bir şey. Hava direnci kuvveti var. Hava direnci arkadaşlar ne demiştik? Temas gerektiren bir kuvvetti. Aman diyeyim havayı görmüyoruz diye temas gerektirmediğini düşünmeyiniz. Buzdolabı kapaklarının açılmasını zorlaştıran kuvvet demiş. Buzdolabı kapaklarında arkadaşlar hiç böyle bozuk buzdolabınız oldu mu bilmem ama bizde bir kere olmuştu. İçerisinde şerit şeklinde böyle zayıf bir mıknatıs var. Bu mıknatıs kapağın dolaba yapışmasını sağlıyor. E mıknatıs olduğuna göre bu hangisi temas gerektirmeyen elektromanyetik kuvvetlerin bir örneği. Diğer bir kuvvet ayın Dünya yörüngesinde dolanmasını sağlayan kuvvet. Dünya ile ay birbirine temas etmiyor ama Dünya ayı kendisine doğru çekiyor. Yine temas gerektirmeyen bir kuvvet, temel bir kuvvet, kütle çekim kuvveti. Traktör tekerleklerinin dönmesini sağlayan kuvvet. Tabii ki de temas gerektiren bir kuvvet, sürtünme kuvveti de var. Bunun işin içerisinde e, işte motorun e, tekerleklere işte aktarılması, hareketini aktarması tam olayın teknik kısmını bilmiyorum ama böyle bir durum var. Duvarda asılan tablonun duvarda durmasını sağlayan kuvvet arkadaşlar çiviyle filan asarız. Çiviye bir ne biner? Gerilme kuvveti biner. Bu da yine temas gerektiren bir kuvvettir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çeşitli örnekleri de sınıflandırabilirsiniz. Şimdi... <laughs> Geldik bileşke kuvvete. Bileşke kuvvet ne? Bunun da daha detaylı olan kısmını arkadaşlar 11. sınıfta göreceksiniz yine. Bileşke kuvvetin bulma yöntemlerini. Biz 9. sınıfta sadece doğrultuları aynı olan kuvvetlerle ilgileneceğiz. Yani sağ sol doğrultusu olabilir veya yukarı aşağı diye doğrultu olabilir. En fazla bunlarla ilgileneceğiz. Öyle iki boyutlu üç boyutlu vektörler vektörlerde toplama işlemleri yok. Tanım olarak bir cisme aynı anda birden fazla kuvvet uygulanabilir. Uygulanan bütün kuvvetlerin etkisini tek başına gösteren kuvvete arkadaşlar tek başına gösteren kuvvete ne diyoruz? Bileşke kuvvet olarak adlandırıyormuşuz. Kuvvet vektörel bir nicelik olduğundan net kuvvet cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Bakınız burada standart matematikteki gibi toplama işlemi yapmayacağız. Biraz daha farklılaşacak. Onun haberini veriyor bize burada. Vektörel toplama yap diyor ve R ile gösteriliyor arkadaşlar bileşke kuvvetimiz. Peki nasıl yapacağız? Örneğin şuradaki mavi cisme bir F1 kuvveti etki etmiş sağ tarafa doğru. Bir de F2 kuvveti etki etmiş. Yine bu da sağ tarafa doğru. Biz vektörel toplamayı yazarken bakınız ne yazmışız? R eşittir. F1 artı F2. Yani vektörel toplama işlemi yaparken bu ok işaretlerinde koymamız lazım. Peki matematiksel sonucu ne olacak? Vektör işareti koymadığım zaman arkadaşlar ne yapacağım? Ben bu vektörlerin sayısal değerlerini toplayarak işlem yapacağım. Hocam bunu bize bir daha bir açıkla. Diyelim ki F2 kuvveti 8 Newton olsun sağ tarafa doğru. F1 kuvveti de işte 5 Newton olsun sağ tarafa doğru. Ben yazarken F1 artı F2 diye yazarım. Ama işlemi yaparken derim ki F2 8'di. F1 de 5'ti. O zaman 5 8 daha ne yaptı? 13 Newton sağ tarafa doğru yaptı. Çünkü kuvvetlerimin ikisi de sağ tarafa doğruydu. Ancak... Eğer kuvvetlerimin yönleri arkadaşlar hemen şu alttaki gördüğümüz gibi ters iseler bu sefer ne yapacağım ben? F1 artı F2 diye yazacağım. Bakın yine toplama işlemi gibi yaptım. Yukarıdaki ile aynı şekilde yazdığıma dikkat edin. F1 artı F2 bunda da F1 artı F2 diye yazıyorum. Bileşke vektörü yazarken hep toplama işareti kullanarak yapacağım. Ama işlemimi yaparken ne yapacağım? F2 vektörü F1'e zıt olduğu için F1 eksi F2 veya işte F2 büyükse F2 eksi F1 şeklinde yazmam gerekiyor. Ha Hocam daha genel bir şeyle ifade edebilir misin? Tabii ki ederiz arkadaşlar. Sekizinci ee, 8. sınıfta olması lazım. İlk defa böyle absis ve ordinat kelimeleri de duyduğunuz zaman. Biz sayı doğrusunda sağ tarafa artı sol tarafa da eksi diyorduk. Biz bunu da kullanabiliriz. Yani F2'nin için artı F1 için eksi işaretini de kullanarak işlemimizi yapabiliriz. Tabii ki büyüklük sırasında göz önüne alabiliriz. Artık o sorunun e, yapısına göre değişir. Bir de bunu sayısallaştıralım. F2 kuvvetim 8 Newton olsun yine. F1 kuvvetim de 5 Newton olsun. Aynı sayıları verelim. Bakalım sonuç ne olacak? Sağ tarafa doğru 8. Yani artı 8'im var F2'den dolayı. Ancak F1'den dolayı neyim var? Eksi 5'im var. Eksi 5 ile artı 8'i toplarsam bu sefer sonucum artı 3 Newton olarak çıktı. Çıkartma işlemi gibi yaptım. Bakın ifade ederken toplama işlemi şeklinde ifade ediyorum ikisini de. Ancak aynı yönlü olduğu zaman matematikteki gibi toplama işlemi yaparken zıt yönlü olduğunda ne yapıyorum? Çıkarma işlemi gibi yapıyorum. Ama dikkat bakın burada çok hata yapılıyor. Çok fazla söylediğimin farkındayım. Belki sıkılacaksınız. Ama arkadaşlar biz her ikisini de yazarken artı işaret kullanarak yazmak zorundayız. Vektörler bize bunu söyler. Bileşke vektör bulurken bunu yapmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Evet hemen bunu bir soruyla pekiştirelim. Şekildeki cisme aynı doğrultuda etki eden 4 kuvvet şekildeki gibidir. Buna göre bileşke vektörün yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Şimdi biz ne dedik az önce şeyde yapmıştık ya sağ tarafa giderse biz buna pozitif diyelim. Sol tarafa giderse de negatif diyelim. Sağa gidenlere artı sola gidenlere eksi diyecek şekilde bileşke vektörün bulayım. R dedim eşittir. Şöyle bir gösterim de var. Onu da göstermiş olalım. R'nin büyüklüğünü de bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Eğer vektör işareti yapıp sonra mutlak değer ifadesi içerisine alırsam sadece büyüklüğünü bul demek. Bize büyüklük bul dediği için bu şekilde de yazabiliyorum. Sağ tarafa gidenler 16 var. Artı 16. Sağ tarafa giden artı 12 var. Sol tarafa giden eksi dedim 6 bakın. Eksi işaret yönden dolayı geldi. Bir de eksi 24 var yine sol tarafa doğru giden. Bunları toplarsam 16, 12 daha 28, 28'den 6'yı çıkartırsam 22, 22'den de 24'ü çıkartırsam eksi 2 Newton çıktı. Bu eksi işaret ne anlama geliyor hocam? Bu eksi işaret sola doğru olduğunu gösteriyor bize. Sola doğru 2 Newton'luk bir bileşke kuvvetim varmış. Onu da şöyle gösterebilirim. R eşittir 2 Newton diye şöyle sol tarafa doğru gösteririm. Evet sevgili arkadaşlar hız kaybetmeden devam ediyoruz diğer bir soruyla. O uzunla bir soru. <laughs> ne yapmış bunlar bir bakalım. Aslı, Burak, Ceyda, Demir, Efras Yap ve Tonguç. Tonguç tabii yine kendini gösterdi. Halat çekme oyunu oynamak için eşleşiyorlar. E güzel. Bu altı arkadaşın uygulayabileceği kuvvetler sırasıyla 120 Newton, 130 Newton, 110 Newton, 100 Newton, 140 Newton ve 180 Newton'dur. Eyvallah. Buna göre üçlü eşleşmeler sonucunda oluşabilecek en büyük ve en küçük bileşke kuvvetler kaç newtondur? En büyüğü bulmak arkadaşlar oldukça kolay. Ne yapacağım en büyüğü sorduğunda bu aralardan en büyük olanları seçeceğim bir gruba yazacağım. En küçük olanları da ikinci gruba yazacağım. Birinci grup için o zaman ne olabilir? Birinci ve şuraya da ikinci grup diyeyim bu en büyük. En büyük diye de şuraya yazdım. Kimler var en güçlü? Şimdi bakalım 120, 130, 110. Tonguç en güçlü. 180 Newton. Aldım birinci gruba. Daha sonra 180'den küçük diğer büyük olan 120, 130 var. 140 var. Efras yap. Onu da aldım birinci gruba. 140. İkinci de kullandım. Sonra en büyük kim kaldı buradan? 130 kaldı. Onu da aldım birinci gruba. Diğer grup, ikinci grup zayıflardan oluşan grup. Kimler kaldı? 120 kaldı. 110 kaldı. 110. Bir de 100 Newton kaldı. O halde farkına bakarken şey pardon farkına diyorum ya hemen tüyoyu verdim size ama artık yapacak bir şey yok ağzından çıktı bir kere. Bileşkeyi bulurken ne yapacağım farkına bakacağım bunların çünkü halat çekme oyununda uygulanan kuvvetler zıt yöndür. Bir grup bir tarafa doğru çeker diğer grup diğer tarafa doğru çeker. Dolayısıyla zıt yönde olduğu için çıkarma işlemi gibi yaparım vektörel toplama işlemimi. Hemen yapıyorum R büyük dedim. Bunlar artı tarafa çeksin bunlar bunlar da eksi tarafa çeksinler. Artı 180 artı 140 artı 130 eksi 120 eksi 110 ve eksi 100 diye çıkartırsam kaç çıkıyor bakalım 180 280 320 420 450 yaptı 350 240 120 kaldı toplama işlemlerim sonucunda arkadaşlar artı 120 Newton kalmış oldu en büyük değerim buymuş demek ki bir kontrol edeyim 180, 220, 320, 350, 450, 350, 320, 220, aynen 120, 240, 240, 120 kaldı. Tamam doğru. 120 Newton kaldı. En küçüğü bulurken ne yapacağım? En küçükte arkadaşlar biraz uğraşmam lazım. En küçüğü bulurken çünkü bir güçlü bir güçsüz bir güçlü bir güçsüz şeklinde yapmam lazım ki sıfıra en yakın değeri ve hatta bulabiliyorsam sıfır değerini bulmam gerekiyor. Şöyle bir çizgimi çektim. Birinci grup dedim. ikinci grup dedim. Şimdi birinci gruba Tonguç'u alsam 180. Yazdım buraya 180. İkinci gruba ondan güçlü şey ondan güçlü diyorum. Sırasıyla ikinci küçük. Kim geldi? İkinci büyük pardon. 140 geldi buraya. Sonra en küçüğü Tonguç'un yanına alalım. Aslı gelsin buraya. Aslı değil. Kimmiş en güçsüz? Yani 4, en güçsüz kimmiş ya? Demir. Demir'i de aldım buraya. 100 Newton. O zaman buna biraz daha büyük vereyim. Kim verelim? Burak'a verelim. Burak da 130. Sonra buraya bir de Aslı'yı verelim. 120. Buraya da kimi verelim? Kim kaldı? C Ceyda kaldı. 110 da buraya verdim. Bunları toplarsam kendi arasında ne yapıyor bir bakalım. Kontrol ediyorum. 0 8 9 şöyle 1 2 3. 390 bu taraf yaptı. Bir de diğerine bakalım. 0 4 3 daha 2 7 daha 4 3 daha 7. Pardon. 4 3 daha 7 2 daha 9. Tamam. o süper. Artı yönde de 390, eksi yönde de 390. O halde en küçük halde ne oldu? Sıfır oldu sevgili arkadaşlar. Sola doğru da 390 çektim. Sağa doğru da 390 çektim. Dolayısıyla bu halat olduğu yerde kalır. Grupları eşitledim. En küçük değerim de sıfırmış. Ha böyle olmasaydı da bu şekilde dağıtarak yine arkadaşlar işlem yapmam lazımdı. Sıfıra en yakın değer bizim için en küçük değer olacaktı. Geldik diğer bir duruma dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler sınıfına. Zaten isminden anlaşılıyor arkadaşlar. Dengelenmişse e dengede dengelenmemişse demek ki bir kuvvet daha büyük. Onu anlamam lazım yani. Cisimlerin dengede olması üzerlerine etki eden toplam kuvvetin sıfır olması anlamına gelir. Bu koşulu sağlayan kuvvetlere ne denir? Dengelenmiş kuvvetler denir. Dengelenmiş kuvvet denir. Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır değilse bu durumda cisim dengelenmemiş. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında hareket eder. Yani mesela şuradaki soldaki örneğime bakarsam, masanın üzerinde duran bir tane lambamız var. Lambanın ağırlığı var. E bu lambanın ağırlığını masa dengeliyor demek ki. Aşağı doğru ağırlığım var. Şöyle aşağı doğru ağırlığım var bunun. G diyelim. Yukarı doğru da bu masa bunu dengeliyor. Dengeleme kuvveti o halde arkadaşlar bu cismin hareketsiz olduğunu, dengede olduğunu söyleyebilirim. Ha hareketsiz olması şey e, ya da illa hareketsiz olan bütün cisimler dengede diyebilirim ama belki hareket halinde olup da dengede olma durumları da var. Onu da yine ileride göreceksiniz. Şimdilik kafanızı bulandırmayayım. Burada lambanın ağırlığı var. Masada bu lambanın ağırlığını dengeliyor. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olduğunu söyleyebilirim. Ancak sağ tarafta yer çekimi kuvveti ne yapmış? Elmayı dalından koparmış. Elma aşağı doğru hareket ediyor. Hareket ettiğine göre başka da bir kuvvet yok. Sadece cismin ağırlığı var yer çekiminden dolayı. Şöyle G dedim aşağı doğru hareket ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu elma dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındayken bu lamba dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diye söylüyoruz. Buradan da Newton abimize selam olsun. Yine elma örneği. Ya altında olaydı kafasına düşecekti. Zaten düştü. Hemen bir sorumuz var arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme yere paralel 4 kuvvet şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre cismin hareket durumu için ne söylenebilir? Yani dengelenmiş mi yoksa dengelenmemiş mi ona bakacağız. Hemen bakalım sağ tarafa gidenlere artı diyelim yine sol tarafa gidenlere eksi diyelim. Ama dikkat arkadaşlar sağdakilere demedim sağ tarafa gidenlere dedim. Sağ tarafa giden 60 var. O halde bileşke kuvvetime bir bakayım. Sağ tarafa 60 geldi. Sağ tarafa 50 geldi. Bakın bu da sağ tarafa. Cisim solda ama soldan bunu ne yapıyor? İtiyor sağ tarafa doğru. Artı 50 dedim. Sonra sol tarafa giden 30 var. Bakın bu da sağ tarafta ama sola doğru uygulamış kuvveti. Dolayısıyla eksi 30 dedim. Bu da yine sol tarafa doğru eksi 70 dedim. O halde bir bakalım. 60, 50 daha 110. Ee, 30 çıkarttım 80 70 daha çıkarttım 10 Newton'luk bir kuvvetin etkisi altında arkadaşlar yani diyebilirim ki ben dengelenmemiş bir kuvvetin etkisi altında. Hocam bunu dengelemek için ne yaparım? Onu da gösterelim. Onu da gösterelim arkadaşlar. Eğer sağ tarafa doğru çıktıysa o zaman dengeleyen kuvvet de sol tarafa doğru olacaktı. R'ye artı 10 demişsem şöyle bir dengeleyen kuvvet tanımlayıp buna da ters yönde olduğunu göstermek amacıyla eksi 10 Newton yazabilirim sevgili arkadaşlar. Hemen geçtim diğer bir soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme yere paralel kuvvetler şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre cismin dengelenmesi için uygulanması gereken üçüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır diye soruyor. İki kuvvetim var sağ tarafa doğru ikisi de. O halde benim bileşke kuvvetim arkadaşlar 18 Newton da sağ tarafa doğru 14 Newton da sağ tarafa doğru toplarsam 8 4 daha 12 22 32 32 newtonluk sağ tarafa doğru bir kuvvetim varmış. Benim bunu dengelemem için ne yapmam lazım o zaman? Dengeleyen kuvvetimde ne olacak? Eksi yönde 32 newton olacak. Şöyle büyüklüğünü temsil edelim. Yani gösterecek olursak şekil üzerinde nasıl yapmam lazım? Sağ tarafa olduğu için bu kuvvetler ne olacak? Şöyle sol tarafa doğru 32 newton büyüklüğünde bir kuvvetimin olması lazım ki buna da dengeleyen kuvvet dedik zaten. Evet sevgili arkadaşlar bugün neler öğrendik? Bugün arkadaşlar öğrendiğimiz kavramlar. Bakın genelde dediğim gibi bu e, bu biraz sözel. Aslında daha çok böyle tanımlarını öğrenmemiz gereken bir konu. Temel işlemlerimiz var sadece. 11. Sınıfta detaylarını göreceğiz. Bugün sadece kuvvet kavramını gördük. Kuvvet kavramı için hız değiştirebilir, şekil değiştirebilir, doğrultu değiştirebilir dedik. Etkilere e, kuvvet diyormuşuz. Daha sonrasında temas gerektiren kuvvetlerimiz vardı. Onlardan bahsettik. Temas gerektiren kuvvetler işte hava direnci, sürtünme, itme, çekme, gerilme, esneme gibi kuvvetler. Temas gerektiren kuvvetler sınıfına giriyordu. Temas gerektirmeyen kuvvetlere de doğadaki temel kuvvetler olarak adlandırıyorduk ve dört taneydi. G, E, Z, K baş harfleriyle kodluyorduk. Güçlü, elektromanyetik, zayıf ve kütle çekim kuvveti olmak üzere diyorduk. Daha sonrasında bileşke kuvvet diye bir kavramımız vardı. Bileşke kuvvette de arkadaşlar yönlü toplama işlemi olarak söyleyebiliriz. İşte aynı yönlü olanları topluyoruz ama zıt yönlü olanları çıkartıyoruz şeklinde söylüyoruz ve dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetler nelermiş onlardan bahsettik. Temelde baktığımız şey şu. Net kuvvet sıfır mı? Sıfırsa dengelenmiş. Sağa doğru 30 da çekiyorum. Sola doğru da da çekiyorum. Hatta şunlar 30'lar Newton olsun. Öyle Tonguç isminde görelim buradan. 30 Newton, 30 Newton. Ne yaptı? Sıfır yaptı. Bu taraf 30, diğer tarafta 30. Ne yaptı? Sıfır. Yani dengelenmiş. Ama diyelim ki biz bu tarafa ne yaptık? Bir tane daha kalem getirdik. 60 Newton uyguladık. Her biri 30. O zaman 60 sağ tarafa doğru, 30 sol tarafa doğru ne oldu? Dengelenmemiş kuvvetledik. Evet sevgili arkadaşlar, ödevlerinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Hatırlatalım mı hemen? Soru bankasında nereden nereye kadar sorumluyduk? En azından ona bakalım. Soru bankamızda sevgili arkadaşlar kuvvet kavramı nereden başlıyor? 103. sayfadan başlıyor ve 128. sayfaya kadar devam ediyor. Sonrasında enerji vardı. Enerji konusundan önce muhakkak bunları bitirin. Sonrasında bir de konu anlatımlı kitabımız vardı. Konu anlatımlı kitabımızda nereye kadar sorumluyuz? kuvvet kavramı bir bakıyorum hemen hareketten sonra 90. sayfadan 112. sayfaya kadar da buradan sorumlusunuz. Dediğim gibi arkadaşlar enerji kavramı yeni bir kavram olacak. Oraya geçtiğimizde eksikliğimiz olursa elimizde patlar konu aman diyeyim arkadaşlar bu konuyu iyi bir şekilde öğrenin çünkü içerisinde kuvveti kullanacağız. Yolu kullanacağız, vektörel işlemleri kullanacağız, skaler sonuçlar bulacağız ama vektörel işlemleri yapacağız orada da. O yüzden bu konuyu iyi bir şekilde oturtmanız, iyi bir şekilde özümsemeniz lazım. Evet sevgili arkadaşlar konumuz bu şekilde bitti. Haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir sonraki videomuzda bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.